Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün Supercell'den gelen yeni bir gizemli kutuyu yine birlikte açacağız. Geçtiğimiz günlerde Supercell ve Gamify'den gelen iki tane kutu açılımı yapmıştım. Evime göndermişlerdi yine ve o kutu açılımında eğer videoya 5000 like atarsanız yeni bir kutu daha bekliyorum. O kutuyu da birlikte açacağız demiştim ve siz 5000'den fazla like attınız. Öncelikle çok teşekkürler. O yüzden bu videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Eğer bu videoya da 5000 like gelirse sonraki kutu açılımlarında yine sizlerle birlikte açacağız. Kutumuz şu şekilde arkadaşlar, oldukça büyük bir kutu. İçerisinde neler var bilmiyorum. Şöyle göstermek istedim size, açık değil kutu yani. Sizinle birlikte açacağım. O yüzden hiç açmadım ve içinde neler olduğunu bilmiyorum. Şimdi isterseniz hemen şu kutunun üst tarafını ben bir makasla keseyim. Ondan sonra kutunun içine bakalım. Kutuyu şöyle açıyorum arkadaşlar ve içerisinden gördüğünüz gibi bir ayı pençesine benzer bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız. Alacağım daha doğrusu. Oy yalnız bu bayağı bir büyük. Hemen isterseniz şöyle kutunun içerisinden bir çıkartalım. Kutunun içerisinde başka şeyler de var. Şöyle ilk olarak şunu bir çıkartalım arkadaşlar. Evet, bu şey değil mi ya? Bruce değil mi abi bu? Nita'nın ayısı galiba. Evet, Nita'nın ayısı arkadaşlar. Bayağı büyük yalnız. Büyüklüğünü hani gösterebilmek için şöyle yanımda tutuyorum. Bayağı devasa bir ayı. Şöyle arkasını falan da çevireyim. Bayağı hoppidi hoppidi. Artık bunu arka tarafta nereye nasıl sığdırırız onu da bilmiyorum. Şöyle bir arka tarafta bir tane kuzu vardı biliyorsunuz. Heyday kuzusu. Onu bir alayım, yan yana bir koyalım isterseniz, büyüklüğünü görebilirsiniz. Şimdiye kadar gelen en büyük hediye buydu arkadaşlar Supercell'den ve gördüğünüz gibi bunun yanında bu bayağı bayağı bir büyük. Yani gerçekten bu ayıyı nereye koyacağım bilmiyorum. Şimdi ben arka tarafta yine herhangi bir yere koyacağım arkadaşlar. Siz ona uygun bir yer yorum kısmına yazabilirsiniz. Şuraya koy, buraya koy şeklinde yorumlarınızı da bekliyorum. Ben şimdilik öylesine bir yere koyacağım. Arkadaşlar şu şekilde mega kutunun üzerine doğru oturttum. Çünkü çok büyük, o yan tarafta koyunun ve daha doğrusu kuzunun ve Spike'ın olduğu tarafa sığmadı. Yani orada oturduğu zaman aşağıya doğru düşüyor. O yüzden şimdilik bu şekilde koydum. Şu arka tarafta şurada bir raf daha var. Yani bu ayı burada güzel oldu mu yoksa başka bir yere koymalı mıyım? Bunu dediğim gibi yorum kısmına yazın. Orada bir tane YouTube yastığı var. Zaten 2 saniye önce aldığınız zaman orada ne olduğunu görebilirsiniz. YouTube yastığını üst taraftaki Brawl Pass'i kaldırdım. Brawl Pass'i belki bir yere gene koyabilirim. Belki şu saatin üstüne falan koyabilirim. Onu da gene yazın arkadaşlar. Yani kaldırdığım 2 tane aparat şunlar arkadaşlar. Bunları bir yere koyamadık. Bunları da bir şekilde arka tarafa nasıl yerleştirebiliriz? Bunu da gene dediğim gibi yazarsanız sizlerden gelen yorumlara göre arka planı güncelleştirebiliriz. Kutunun içerisinde bu arada başka şeyler daha var. Şurada bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir tane kutu çıktı. Bu kutuya da bir bakalım isterseniz. Burada ne yazıyor? Ön tarafında epoxy sticker diyor. Burada sticker yazıyor. Supercell yazıyor. Şöyle güzel bir tane kutu. Bunu açalım isterseniz. İçinde ne var bilmiyorum. Sticker dediğine göre yapışkan herhalde. Evet, şu şekilde stickerlar çıktı arkadaşlar. Bu arada bunu daha önceki videoda abi şunu bana gönderir misin falan diye yazan arkadaşlarımız olmuş. Ben bunu Supercell tarafına da hani işte bazen takipçilerimize yani sizlere verebileceğimiz kutular da gönderiyorlar. Öyle bir şey olacak mı yakın zamanda, onu da öğrenmeye çalışacağım sizler için arkadaşlar. Yani bazen size özelde bu tür kutu çekilişleri yapılacaktır. Supercell zaten bunu yapıyor. O yüzden videoları takipte kalın. Şöyle stickerlara da bakalım isterseniz. Stickerlarda bu şekilde abi. Colt, Leon ve Shelly var. Yine burada en sevdiğimiz karakterlerden Kaktüs kardeşimiz. Kaktüs yalnız. Kaktüs kardeşimiz. Spike var. Burada Poco var. Yine Supercell ve alt tarafta Poco'nun sazı falan var. Saz dediğim gitar bu arada. Türk olunca o gitarı saz yaptım ben. Neyse, burada bir tane gördüğünüz gibi El Primo'muz var. Crow'muz var. Brawl Stars simgemiz var. Şurada bir tane de Supercell sticker'ı var. Ve son olarak da burada bütün karakterlerin toplu bir hali var. Üst tarafta da bir tane Brawl Stars sticker'ı çıktı. Ve kutumuzun içerisinde son bir şey daha kaldı. O da bir şapka. Şapka daha önceki kutudan da çıkmıştı. Benim daha önce bir tane daha vardı. Hatta bundan sanıyorum ben de bir tane aynısından vardı arkadaşlar. Şimdi isterseniz diğer şapkaları da bir yan yana koyalım. Bakalım 3 tane şapkada ne fark var. Şu an elimde 3 tane şapkayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafı aynı gibi. Ön tarafında herhangi bir fark yok. Şu an saçımda jöle olduğu için onu takamıyorum bu arada ama şöyle bir şapkalara bakalım. Şimdi bu şapkalardan bir tanesinin arka tarafı bu şekilde siyah. Yani bu en son gelen ve bunun yan tarafında Brawl Stars yazıyor. Bu Gamify'den gelen kutu. Supercell'den daha öncesinde gelen şapkamız buydu arkadaşlar. Ve bu şapkanın arka tarafı mavi şekilde ve yan tarafında da şöyle bir logo var. Şimdi yeni şapkayla bir karşılaştıralım. Yeni şapkanın üst tarafında bir tane sticker var şu şekilde. Bunun üzerinde Nivera falan filan gibi bazı şeyler yazıyor arkadaşlar. Bu sanıyorum bu arada markası herhalde diye tahmin ediyorum. Şu yan tarafında yine onun bir logosu var. Şöyle göstereyim. Böyle bir tane logo var. Ve bu logo aynı zamanda diğer şapkada da var. Yani bu Supercell'den gelen iki şapka birbirini sanıyorum aynısı. Ben sadece bu şapkada, pardon, şu şapkada üstteki ve alttaki stickerları çıkartmışım.
Ama bunda stickerlar var. Alt tarafında bir tane daha sticker var arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim size. Burada ne yazıyor bu arada? Ben de kameradan bakmaya çalışıyorum. Görebiliyor musunuz? Evet, orada da Supercell mi yazıyor? Aynen, orada da Supercell yazıyor arkadaşlar. Böyle bir tane de burada yine sticker var. Gayet güzel bir şapka göndermiş Supercell'e bu kutu için. Çok ama çok teşekkürler. Dediğim gibi gelen tüm kutuların bu şekilde açılımı eğer hoşunuza gidiyorsa mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Eğer 5000 like'dan fazla gelirse yeni gelecek kutuları da yine sizlerle birlikte açacağız. Özellikle arka plandaki dekorasyonu sizin belirlemeniz benim için önemli abi. Çünkü videolarda o arka planı benden çok siz görüyorsunuz. O yüzden mutlaka yorumlarınızı yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hazır Brawl Stars videosundayken arkadaşlar son 1-2 tane de güncelleme var. 1-2 de Brawl Stars haberi verelim. Bunlardan bir tanesi iOS cihazlarda bazı brawlerların siyah olma sorununu opsiyonel bir güncellemeyle düzelttiler arkadaşlar. Düzeltiyoruz dediler ama opsiyonel bir güncellemeyle bunu düzelttiler. Eğer iOS yani Apple cihaz kullanıyorsanız güncellemelerinizi bir kontrol edin. Hatta benim daha önceki bir videomda peni simsiyah görünmüş. Ben de video esnasında fark etmemişim. Yorum kısmına yazmışsınız. Ben o güncellemeyi yaptım. Artık o problem bende düzeldi. Eğer sizde de dediğim gibi iOS yani Apple cihaz varsa o güncellemeyi yapıp bu sorunu düzeltebilirsiniz. Yeni bir paylaşımımız daha var. Burada da kulüpleri hazırlama zamanı geldi. Kasım ayı güncellemesinde kulüp üye limiti 100'den 30'a indirilecek. Otomatik düzenleme yapılmadan önce lütfen şimdiden kulüp ayarlamalarınızı yapın. Yani siz kendiniz 100 kişiden 30 kişiye düşürün diyorlar. Gelecek ay kulüp düzenlemesi ile ilgili daha fazla bilgi verilecek şeklinde bir paylaşım yapıldı. Normalde biz bu güncellemeyi aslında Ekim ayında bekliyorduk. Çünkü daha öncesinde Dani Ekim ayında bu güncellemenin yapılacağına dair bir paylaşım yapmıştı. Ama demek ki bir erteleme oldu herhalde ki Ekim ayındaki Brawl Talk'ta bunu dinleyemeyeceğiz. Muhtemelen Ekim ayındaki Brawl Talk'ta yine bize bir sonraki güncellemede yapılacağını söyleyecekler. Ama Kasım ayındaki güncellemede 100 kişiden 30 kişiye indirileceği bilgisi bu sefer Dani tarafından değil Brawl Stars'ın resmi Twitter sayfaları tarafından paylaşıldı. O yüzden artık bunu kesin bir bilgi olarak alabiliriz. Eğer bir kulübünüz varsa ve şu anda hala 30 kişiden fazlaysanız onu 30 kişiyle sınırlandırmak için biraz daha vaktiniz olduğu anlamına geliyor. Kulüplerle ilgili neler olabilir? Daha öncesinde bunun ayrı bir videosunu çekmiştim. Şimdi tekrardan burada bahsetmeyeceğim ama inşallah klan savaşları, kulüp savaşları tadında bir şey olur ama benim şahsi fikrim çok öyle bir şey olacağı yönünde değil, biraz daha klanla birlikte ortak böyle görevler yapabileceğimiz ve ortak hediyeler, ödüller kazanabileceğimiz bir sistem üzerine olacak. Tabii ki inşallah klan savaşları da gelir ama Clash of Clans'ta böyle klan oyunları tadında şeyler var ya, ortak görev yaptın ya da en son işte Supercell'in en son oyunlarından Everdale'da bir vadi mekanizmasında bütün her şey ortak yapılıyor. Burada da kulüplere biraz daha o Everdale'daki ya da Clash of Clans'dakine benzer bir şey geleceğini tahmin ediyorum. İnşallah böyle Clash Royale'deki gibi bir işte takas sistemi ya da ne bileyim yine Clash of Clans ve Clash Royale'deki gibi klan savaşları da gelir tabii ki. Klanlarla ilgili nasıl bir güncelleme gelebilir? Siz de kendi tahminlerinizi yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve daha yeni paylaşılan bir tane daha görsel var. Bu görselde de böyle tatlı hırsız mı olur diyor. Ve burada da kedi hırsız Jesse kostümü ya da artık bilmiyorum hani belki de bir kedi karakter diye yorumlamıştık ama sanki bir kostüm gibi böyle bir tane kostüm paylaşmıştık. Sanıyorum dünkü videomda bunu paylaşmıştım. Ve bununla ilgili Nana7BS diye bir arkadaş kendisi bir çizim yapmış anladığım kadarıyla ve bu çizimi de yine paylaşmış Brawl Stars TR Twitter sayfası. Bu nedir diye merak eden arkadaşlar olabilir. Yine dünkü videoma bakabilirsiniz ama kısaca özetleyeyim. Brawl Stars eSports diye bir tane sayfa var biliyorsunuz. Kupayı kim çaldı etkinliğiyle ilgili her canlı yayında, daha doğrusu bu Brawl Stars eSports canlı yayınlarında böyle çok kısa kısa klipler yayınlıyordu. Ve burada da kupayı kimin çaldığını yavaş yavaş bulmaya çalışıyorduk. Sanki bir dedektiflik oyunu gibi. Ve en sonunda kupayı Jesse'nin çaldığını ve Jesse de hatta işte bunu kedi arkadaşımla birlikte yaptım şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Ve daha sonra da böyle bir tane puzzle'ın parçalarını e-sporcu arkadaşlara gönderdi Brawl Stars. Ve puzzle parçaları birleşince de şu anda ekranda gördüğünüz gibi kedi hırsız Jesse gibi bir kostüm. Herhalde kostüm diye tahmin ettiğimiz bir şey çıktı. Daha öncesinde mücadeleci Colt vardı hatırlarsanız ve Brawl Stars şampiyonası ile birlikte bir satın alım yapanlara verilmişti hatırladığım kadarıyla ya da kostümün kendisi direkt olarak satın alınmıştı. Bu da yine Brawl Stars şampiyonası ile ilgili bir şey olabilir, bir kostüm olabilir ama satın mı alınır yoksa işte ne bileyim belki de ücretsiz olarak verilir mi, bunu tabii ki zamanla göreceğiz. Kısa kısa Brawl Stars haberlerini de güncel haberleri de sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda oyun içerisinde marketten kod bölümüne onur yazarak da tüm Supercell oyunlarında bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.